Kabul etmeyen dinsiz milletlere karşı elbette bizzat ispat edilmez. Çünkü Allah'ı bilmeyen, peygamberi tanımayan ve melaikeyi kabul etmeyen veya semavatın vücudunu inkar eden adamlara miraçtan bahsedilmez. Evvela bu erkanı ispat etmek lazım geliyor. Öyleyse biz miraçta istibab ile vesveseye düşen bir mümini muhatap ittihaz ederek ona karşı beyan edeceğiz. Ara sıra makam istimadı olan mülhidi nazara alıp sevgi kelam edeceğiz. Bazı sözlerde hakikaten miracın bir kısım lemaları zikredilmişti. İhvanlarımın ısrarı ile ayrı ayrı o lemaları hakikatin aslıyla birleştirmek ve Kemalat Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam cemaline birden bir ayna yapmak için inayeti Allah'tan istedik. Evet, malumunuz bugün miracın son gecesi. Artık Şaban ayı başlıyor yarın akşam itibariyle. Hani diyor ya Üstad, Recep ayında yüzden geçer bir harfi Kur'an'ın ameli salih sevabı. Şaban ayında 300'den ziyade, yani Ramazan'da da işte binlere çıkar. Dolayısıyla evet, Recep ayıyla birlikte şuuru selase, şuuru selasedeki ibadetle ilgili meşguliyetlerimiz artmış, şüphesiz artmış olması gerekiyordu. Hani Şaban ayında hem de yani Kadir gecesi Ramazan'da ya, ona da böyle bir hazırlık, ihzaran, böyle biraz daha melekiyet vaziyeti kesbetmek noktasında, hani böyle ne diyorlar, vitesi biraz daha yükseltmek mi? Şaban ayında mümkünse biraz daha böyle manevi meşguliyetleri Recep'e göre artırabilirsek güzel olur. Bir cümle var, belki okunmuştur, bilmiyorum, 3 ayların önemiyle ilgili çok var da Kastamonu yargısını onun da açmak istiyorum. Diyor ki şuur-u selase ve muharebede, yani üç aylarda ve haram aylarda alem-i İslam'ın manevi havası umum ehli imanın ahiret kazancına ve ticaretine ciddi teveccühleri. Ama umum ekser ehli imanın ahiret kazancına ve ticaretine ciddi teveccüh, ciddi. Ahiret kazancına ciddi teveccüh, hani ne demektir? Hepimizin malumu. Ve himmet, yani gayretleri ve tembirleri o havayı, manevi havayı safileştiriyor, güzelleştiriyor, müthiş arızalara ve fırtınalara mukabele ediyor. Herkes o sayede ve sayesinde derecesine göre istifade eder. Yani üç aylarda ahiret ticaretine ciddi teveccüh etmemizin zaten bizim hani hasenatımıza, amel defterimize, ahiret ticaretimize kazandırdıkları malumdur, bellidir. Ama buradaki cümledeki yani önemli nokta şudur. Yani ehli imanın, hassaten de Risale-i Nur talebelerinin ekseriyetle ahiret ticaretine ciddi teveccühleri umuma bakan, değil mi? Manevi havaya, Anadolu'ya, umum alemi İslam'a bakan, bakın çok yerlerde vardır. Mesela 13. şu anda kaç yerde geçer? Risale-i Nur umum alemi İslam'ı alakadar eden bir hakikattir. Yani biz Risale-i Nur'a bazen hani zahir perestlik, hani diyor ya Üstad bir yerde, sermayesi afaki malumattan ibaret olan aklı dünyevi. Şimdi insanda, müminde aklı dünyevi var, aklı uhrevi var. Biz bazen aklı dünyeviyle bakıyoruz. Aklı dünyeviyle bakınca da hani manevi, melekûti ve ismi batına bakan meseleleri göremeyebiliyoruz yani. Şimdi Risale-i Nur'un külliyeti, kutsiyeti, taalluk ettiği alanlar hizmetinin bizim gözlerimiz, gözümüzle gördüklerimiz ve aklımızın sınırlarıyla, çizdikleriyle sınırlı değil yani. İşte nurlarda bununla ilgili bakın pek çok üstadın, değil mi, tahşirat var. Konumuza değil, biz inşallah miraçlar kurmayacağız. Yani bu şu cümleyle alakalı olması için söylüyorum. O yüzden şuhur-u selasede hassaten Risale-i Nur talebelerinin böyle daha ciddi manevi meşguliyetleri, Kur'an, evrat, dua, Risale-i Nur'la bakın, Barlar Aykası'ndaki o mektubu hatırlarsanız.
Diyor ki bu şuur senesi çok kıymetlidir. O yüzden en faziletli şeylerle meşgul olmak gerekir. İşte Risale-i Nur'la meşguliyet ise hem ilim, hem ibadet, hem marifet, hem huzur, hem kıraat-ı Kur'an manalarını tazammun ettiği için, değil mi, yani nurlarla meşgul olmak da hani bu aylarda en faziletli meselelerden bir tanesidir diye bu metodu da hatırlarsanız diye aynı noktaya ne yapıyor? Parmak basıyor. Demek ki yarın Şaban ayı, yani yarın Recep'in son günü akşam Şaban başlıyor, bir Şaban. O yüzden de biz bunun için söyledim, hani Recep ayı Miraç Risalesi'nin ayıdır. Evet, Miraç gecesi geçti ama yani biz burada bu dersi okumadık. Ben de bu 15 gündür İstanbul'daki bütün derslerde işte Miraç Risalesi'nden okuyorum. Hatta biraz daha fazla oldu. Bugün de kapanışı burada yapalım inşallah diye düşünüyorum. Çünkü ben burada bir vakıf kardeşe şey yaptım, bana bir konu atmadı. Hani bugün gördüğünüz bir konu var mı? Yok dedi, ben de tercihi kendim yaptım. Evet. Şimdi bu şu son cümleye dikkat çekmek istiyorum ihtardaki. Diyor ki Kemalat Ahmedi'nin aleyhissalatü vesselam cemalini birden bir ayine yapmak. Yani Miraç Risalesi 31. söz bir ayinedir. Nasıl bir ayine? Yani bakabilen için, o aynaya bakabilen için Kemalat Ahmedi'nin aleyhissalatü vesselam cemalini birden gösteren. Yani Peygamber Efendimiz'in kemalatı, manevi terakkisi, değil mi, velayetinin inkişafı, şahsiyeti maneviyesi noktasında hakikaten mükemmel ve emsalsiz bir aynedir. Yani risaledir, Miraç Risalesi. O yüzden bir ay değil, yani 11 ayda okunsa yani böyle şeydir, yeridir. Bir de tabii ben son yıllarda buradaki derslerde nazara veriyorum. Malumunuz, hani onunla birlikte artık okumaya başlayalım. Hani son birkaç yıldır bizim memleketimizde de, değil mi, hani böyle özellikle Peygamber Efendimiz'in böyle hani bu yönüne, şahsiyeti maneviyesine, değil mi, hakikat-ı Muhammediyesine, Ahmediyesine çok ciddi bir taarruz var. Yani Miracı kabul etmem, Şakr-ı Kamer'i kabul etmem, hadisi kabul etmem, sünnet yoktur, sahabeler haşa böyledir. Böyle bir kesim vardır. Buralarda da çok olduğunu biliyorum yani. Yani bu civarlarda. Dolayısıyla yani Peygamber Efendimiz böyle sadece beşeri, insani yönüyle nazara verip böyle onun kıymetini, kutsiyetini, kalplerdeki muhabbetini yani tahfif etmek maksatlı bir mesele olduğu zaten anlaşılıyor. Beyanlardan ve hani davranış şekillerine baktığımızda o insanların en azından arkalarındaki, hani diyor ya, arkalarında bedbaht akiller var yani. Belki bizim muhatap olduklarımız saf değil ama onların arkalarında bedbaht akıllar var yani. Mesele budur. Bunu görmemek için hakikaten çok saf dil olmak gerekir. O noktadan da özellikle işte 19. mektup, değil mi, Miraç Risalesi, Sünnet-i Seniye Risalesi, 19. söz gibi risaleleri de daha çok okumak gerekir diye düşünüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Peki Miraç mucizesi Kur'an-ı Kerim'de var mı? Tabii ki var. Bakalım şimdi. Subhanellezi esra bi'abdi leyle minel mescidil haram ile mescidil aksa tecibarekne havlehu linnuriyehu min ayatina innehu ve sebi'un basit. Malumunuz İsra suresinin ilk ayetidir. 15. cüz bu ayetle başlar. İşte Peygamber Efendimiz'i, Allah diyor ki abdimizi, işte niçin abd geçiyor onu birazdan okuyacağız. Çünkü üstad bize diyecek ki Miraç, değil mi, Peygamber Efendimiz'in velayet cihetine bakar, velayetle gitmiştir. Velayet de zaten abduhu, velayet yönüne bakar, Resulü de risalet yönüne bakar. İşte abdimizi, işte ona ayetlerimizi göstermek için Mescid-i Haram'dan etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya işte seyahat ettirdi diyor. Yani bu gayet açık, bakın birkaç tane Risale-i Nur'da geçer ve aslında usulü din ve usulü kelamın çok önemli esaslar olan iki noktayı da nazara vermek istiyorum bu meseleye bağlı olarak. Birincisi, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin büyük çoğunluğu muhkem ayettir. Yani açık ayet denir bunlar, muhkem. Bu Kur'an'da geçiyor zaten. Bir kısmı da müteşabihtir ama çok az bir kısmı müteşabih. Mesela yedullah er-Rahmanu alel arşisteva gibi bir kısım ayetler de müteşabih. Yani manası kapalı, benzetmeyle ifade edilmiş. Şimdi bakın, üstad diyor ki sarahati Kur'aniye tevil kaldırmaz. Yani Kur'an'ın muhkem ayetleri tevil edilemez. Bu dalalettir. Hatta küfre götürür insanı. Muhkem ayetler ancak tefsir edilebilir. Tefsir çok farklıdır, tevil çok farklıdır. Tefsir yani manaya bağlı kalarak, sarih manaya bağlı kalarak o mananın altındaki mana derinliklerini veya mana masadatlarını
ifade etmeye, yorumlamaya tefsir denir. Aslında bu ayetten kastedilen bu değil, şudur demek, buna da tevil denir. O yüzden sarahat-ı Kur'an'ı, yani Kur'an'ın açık ayetleri tevil edilemez. İslam tarihinde bu daha çok Şia, Gulat-ı Şia denilen, hani hata sevap cetvelinde de geçer, Batiniyye, işte İsmailiye, Karmatiler gibi, Dürziler, Nusayriler, bunlar yapmıştır bunu. Dolayısıyla Kur'an'ı, İslamiyet'in bütün esaslarını zirzeber etmişlerdir. Namazı tevil, zekatı tevil, cenneti tevil. Hani var ya, Napolyon'un bir şeyini üstad diyor ya, bana diyor bir cümle göster, tevhille diyor, idam ediyor. Dolayısıyla bu ayet, niçin bunu söylüyorum? Bakın, Miraç'la ilgili bu ayet ve birazdan okuyacağım Necm suresindeki ayetler muhkem ayetlerdir, açık ayetlerdir. Yani Miraç'ı inkar edeceğim diye, kabul etmeyeceğim diye, yani bunları tevhil etmek çok yanlış bir şey, insanı dalalete götürebilir. Özetliyorum üstadın cümlesini, sarahat-ı Kur'aniye, yani sarih, açık ayetler, muhkem ayetler tevil kaldırmaz. Tevil edilemez onlar. İkinci olarak da bakın yine mektubatta ve Risale-i Nur'un umumunda nazara verdiği ve bizim de çok iyi anlamamız gereken bir hadise de dayanan, o hadis de 19. Şakk-ı Kamer meselesinin sonundadır. Hani Kütüb-ü Sitte'de geçen dalalet üzerine icmaları vaki olmayan ümmet-i Muhammediye cümlesi. Bir hadistir bu. Benim ümmetim dalalet üzerine ittifak etmez diyor Efendimiz. Şimdi bu ne demektir? Bakın İslamiyet'in, Müslümanların Cadde-i Kübra'sı, hani 19. mektuptaki hadisi biliyoruz işte, Fırka-i Naciye, benim ve sahabelerimin yolundan gidenler, hani Mesnevi Nuriye'de o 10 maddelik şey var ya mecliste, orada ne diyor üstadımız? İslamiyet diyor istikametini sünnet ve cemaatle muhafaza etmiştir. Sünnet ve cemaat. Cemaat ne? Cadde-i Kübra, ekserle, umum ümmetle beraber olmak. Dolayısıyla diyor ki üstad bize, Cadde-i Muazzam ümmet veya Muzam-ı ümmet Cadde-i Kübra'da gidebilir. Cadde-i Kübra, ana cadde, Müslümanların hani %90'ına gittiği cadde. Cadde-i Kübra nedir? Umum imamların, alimlerin caddesidir. Umum imamlar ve alimler, umum. Hangi caddede gidiyorsa Müslümanların en istikametli, üvesi üvesine en doğru caddesi odur. Bakın bunu her meselede biz bu ölçüyü kullanabiliriz. Mesela bizim konumuz Miraç ya. Şimdi diyorlar ki Miraç diye bir şey yoktur, rüyadır, hayaldir. Haşa, bakın yakın zamanda bizim bir abimiz, yani İstanbul'daki vakıf abileri tanıdık. Umre'ye gittim. Kendisi bana anlattı. Bir derse gidiyorduk. Nisan'ın başında Umre'ye gitmişler. Bir kafileyle. Kafilemizde biri var diyor. Ya namaz kılıyor. Bu adam Umre'ye gelmiş. 5 vakit. Ehli kıble, ehli salat bir adam. Konu diyor Miraç'tan açılmış. Ya ne Miracı demiş. Efsanedir Miraç. Haşa. Ya burada kardeşim, hani hadisleri inkar etmenizi anlıyoruz da, ya burada ayetler var ya. Bakın bu adam ehli ilhad değil ha. Yani hani dine karşı biri değil. Bu adam namaz kılan bir insan. Müslüman yani. Şimdi dolayısıyla Miraç yoktur diyor bunlar. Peki biz zaten üstadımız meseleyi hallediyor. Ama bir ölçü olarak ben hani bunu bildiğimizde fayda var diyor. O zaman bakacağız. İşte sahabeler, hadis alimleri, değil mi? Mezhep imamları, kelam alimleri, tasavvuf büyükleri, işte Gavs-ı Geylani, İmam Rabbani, Fahrettin Razi, Saadettin Taftazani, İmam Gazali, bunlar Miraç konusunda ne diyorlar? Baktığımızda zaten karşımıza ne çıkıyor? %90'ın üzerinde bir ittifak çıkıyor yani. %90'ın üzerinde, hatta belki 99 diyorlar ki bunlar Miraç vuku bulmuştur. Peygamber Efendimiz cesedi mübarekiyle birlikte işte arşa kadar uruç etmiştir. Konu bitmiştir. Şimdi birisi çıkar günümüzde ve eskiden, hiç önemli değil. Hani diyor ya üstad 24. sözde, 3. dalda, yani imanı teslimi zayıf, enaniyeti kuvvetli bir kısım ehli ilim. Bunlar da teslimiyet zayıf, enaniyet kuvvetli. Ya Miraç diye bir şey yoktur kardeşim derse desin, o kendisini ilgilendirir yani. Değil mi? Bizi zerre kadar, veya bir mümine, aslında diyor mümine zerre kadar şüphe vermemesi gerekirken, maalesef diyor ya bir yerde hatırlarsak üstad, vermemesi gerekir. Cadde-i Kübra belli. Miraç meselesinde de, mucize meselesinde de, Şakk-ı Kamer meselesinde de, değil mi? Hadislerin sıhhati meselesinde de, velayette, şefaatte, keramet konusunda %90 ona da zaten ehli sünnet deniyor zaten. Hani var ya ehli sünnet diyor, İslamiyet'te hüvesi hüvesine istikamet caddesini muhafaza etmişlerdir diye. Mektubatta hatırlarsanız o 10 meselede bir ders var. Evet, şimdi peki başka Necm suresi 27. cüzde
şu ayetlerin neredeyse bütün müfessirler, Miraç'ta üstadımız da dahil olmak üzere, değil mi? Miraç'ta. Zaten bakın düzgün bir meale bakın, düzgün bir meale. Bazı mealler böyle biraz karışık, kasıtlı, karıştırılmış. Burada bahsedilen meselelerin Miraç olduğu açıktır zaten. Yani Peygamber Efendimiz'in göğe yönelmesinden, en yüksek ufka çıkmasından, Cebrail Aleyhisselam'ı Sidretül Münteha'da görmesinden, Kab-ı Kavse'yi kadar Allah'a yakınlaşmasından, gözünün kaymamasından, Cennetül Me'va'dan, Allah'ın en büyük ayetini görmesinden, ya bunlar Miraç olduğu zaten gayet açık, aşikardır yani ayetlerde. Dolayısıyla hani bu konu bir kere zaten Kur'an'la sabit olmuş bir meseledir yani. O yüzden bu konuyu böyle kolaylıkla reddetmek, inkar etmek çok tehlikeli bir şey. Yani dalalete, küfre kadar gidebilen bir meseledir yani. Evet, in huwa illa vahyu yuha allamahu şedidul kuvve dumratun festeva ve huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fe kana qaba qawsayn aw anna fa uha ila 'abdihi ma abha ma kadaba al fuad ma ra'a fa tumarunahu 'ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa iz yaghsha sidrata ma yaghsha. Bakın mesela bu ayetin izah olan ben bir hadis görmüştüm bir zaman. Burada diyor ki Sidre-i Gürüyen gürüyordu. Ayet bakın. Sidre-i Gürüyen gürüyordu. Ve bu hadis Kütüb-i Müslim'de geçiyor yani. Yani Buhari Müslim yani. Kur'an'dan sonra en sahih. Efendimiz diyor ki ben Sidretül Münteha'ya girdiğimde tarif ediyor Sidretül Münteha'nın büyüklüğünü. Sonra diyor ki Allah'ın emrinden bir emir Sidre'yi öyle bir bürüdü ki bakın ayet diyor ki Sidre-i Gürüyen gürüyordu. Allah'ın ben diyor ki Sidretül Münteha'ya girdiğimde şu kadar büyüktü şöyleydi onlardan sonra Allah'ın emrinden diyor bir emir sidreyi öyle bir bürüdü ki diyor bana bambaşka bir hal oldu diyor Efendimiz. Ve hiçbir beşer o hali tarif edemez diyor yani. Sidretül Muntaha'daki o nurani tecelliyatı ve kendisine olan hali. Hadiste var yani ayetin tefsiri hadiste var. Yani şunu söylemek istiyorum yani sidreyi bürüyen bürüyordu Sidretül Muntaha'ya burada nereden bahsettiği neyden bahsettiği gayet açıktır yani. Burada Miraç'ı anlatıyor yani. Allah Miraç'tan bahsediyor. مَا زَغَ الْبَسَرُ وَمَا تَغَى لَقَدْ رَعَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى diye yine Necm suresinde dediğimiz gibi ittifakla, büyük ittifakla bu meselenin buradaki ayetlerin Miraç'la ilgili seyahat, Miraç seyahatinin kısımları, bazı bölümleri olduğunda ittifak vardır. Bu da dediğimiz gibi çok önemli bir ölçüdür bizim için. Hani en çok sorulan, böyle karıştırılan bir nokta var, oradan başlayalım. Bazı böyle paragraflar, cümleler okuyabildiğim kadar okumayı düşünüyorum. Bakın, Miraç'la ilgili, Miraç Risalesi'nde böyle işte Miraç budur, Miraç ise böyle 10 civarında böyle çok önemli tarif edici cümle var. Özellikle mesela okurken veya mütalaa ederken o cümlelerin üzerinde biraz daha durulması konuyu böyle hazmetmede kolaylık sağlar. Yani hakikaten böyle çok yoğunlaşmış Miraç'ı özetleyen ama her biri Miraç'ın farklı bir veçesini nazar verir. Yani Miraç meselesi çok farklı veçeleri olan tek bir mesele değil, tek bir yönü olan bir mesele değil. Bir cihetle işte şimdi okuyacağım Velayet-i Ahmediye'nin tezahürüdür der. Başka bir tarifinde de mebde-i evvel olan çekirdekten ta değil mi? Meyve olan mebde-i evvel olan çekirdekler münteha olan meyve arasında bir münasebet olduğunu söyler. Başka bir cihette işte kainat kitabının işte birinci sayfasından en münteha sayfası olan ehadiyet dairesine bir tedris olduğunu söyler. Bakın bu cümleler hakikaten çok önemli ve Miraç'ın yani camiiyetini ne kadar yani vecihleri olduğunu da nazara verme noktasından da önemlidir. Şimdi normalde bakın şöyle bir cümle geçiyor burada. Diyor ki o seyahat bir miracın cüzidir. Neden? Çünkü bir kişi cüzidir. Yani Peygamber Efendimiz bir kişi olarak yükseliyor, yolcu ediyor. Ama işte bütün kainata taalluk eden bir emanet, kainatın rengini değiştirecek nur, onu saadet ebediyeyi açacak anahtar, bütün mevcudatla, bütün mahlukatla alakadar olması veçesiyle miraç meselesi, mucizesi umumidir. Bakın bu ifadeler özet olarak geçer Miraç'ta yani çok geçer. Miraç umumidir, küllidir ve ulvidir. Ulvi bir seyahattir, umumidir ve ulvidir. Bir kişi ama hangi kişi?
daire-i ubudiyetinde mi? Yani Miraç mesela Mesnevi'de de var ya, hatırlarsanız bakın. Bir kere Miraç aklen ve hikmeten de lazımdır. Neden? Çünkü daire-i ubudiyetin, değil mi? Hani reisi olan zat-ı akdes ile daire-i ubudiyetin, mümkinat aleminin, mahlukat aleminin reisi arasındaki en yüksek bir nedir? Bir münasebettir. Hikmeten ve aklen böyle bir münasebetin olması gerekir diyor üstadım yani. Bunda hani garip karşılanacak bir nokta yoktur. Bir cihet yoktur. Şimdi işte Miraç, velayet-i Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam bütün velayatın fevkinde bir külliye, bir ulviyet suretinde bir tezahürdür. Bakın ilk tarif. Miraç neymiş? Peygamber Efendimiz'in velayetinin tezahürü, ortaya çıkması. Yani çekirdeğin tabiri caizse muhteşem bir ağaca dönüşmesi meselesidir. Ya ne demek bu şimdi? Hani nurları okuyanlar zaten bunun ne demek olduğunu bilir. Biz de kısaca ifade edelim. Bakın bütün peygamberlerin velayet ciheti vardır, risalet ciheti vardır. Velayet ciheti halktan hakka, yani Allah'a dön. Yani kulluk, ubudiyet, takva, kuvve-i kutsiye, Allah'a yakınlaşma, perdeleri geride bırakmak, bunlar velayete bakar. Çünkü seyri sülükle alakalı bir meseledir. Risalette seyri sülük olmaz. Velayettir bu. Haktan halka olan veçhede nedir? Risalet, yani Allah'ın elçisi. Allah'ın emirlerini insanlara tebliğ etme yönüne de risalet yönüdür. Tabii ki risalet yönü velayet yönünden çok çok nedir? Üstündür yani. O da bir kesindir. Şimdi bütün peygamberler böyledir. Bakın peygamberlerin velayet yönü, bizim Peygamber Efendimiz de dahil, risaletlerinden önce başlar. Mesela bizim Peygamber Efendimiz'in velayeti doğumuyla başlar. Çünkü Efendimiz peygamberliğinden önce de ibadet ediyordu Allah'a. Hiçbir peygamber peygamberliğinden önce Allah'a şirk koşmamıştır. Tevhide aykırı bir beyan, hal, düşünce, tavır içinde olmamıştır. Hiçbir zaman putlarla aynı mekanda bulunmamıştır. Sadece kırmak için. İşte İbrahim Aleyhisselam'ın veya Peygamber Efendimiz'in Mekke'nin fethinde meselesini kırmak için evet. Onun dışında tazim için asla hiçbir peygamber putlarla aynı mekanda bulunmamıştır. Yani velayet risaletten önce. Dolayısıyla peygamberlerin velayet yönü vardır, risalet yönü vardır. Şimdi Peygamber Efendimiz Miraç'a çıktığında tabii ki peygamberdi. Ama peygamberlik risalet kanadıyla değil de velayet kanadıyla gidiyor. Çünkü yani Miraç meselesi zaten ifade, yani okuyanlar veya derslerde okundu. Peygamber Efendimiz'in işte hadiste ifade edilen 70 bin nurani ve zulmani perdeleri geride bırakması veya başka bir vecihle 16. sözün bakın 3. şuanın sonunda var. Orası Miraç'la alakalı. Biz tabi hepsini okuyamıyoruz. Esma perdelerini geçmek, her esmanın en münteha, en külli derecesine çıkmak, esma dairesini geçmek deniyor buna. Bu ifadeyi Üstad da kullanıyor. Hatta Miraç Risalesi'nde de var. Sonra sıfat dairesi, sıfat dairesini geçmek, sonra arş-ı azam. Bakın Miraç bir cihetle de budur. Esma dairesi, sıfat dairesi ve arş-ı azam. Şimdi dolayısıyla bütün bunlar neyle alakalı? Hep perdeleri geride bırakmak, mertebeleri kat etmek, işte yakınlaşmak. Bakın bunlar hep velayet. Velayetle ilgili manalardır. O yüzden Miraç'ın gidişi, batını nedir? Velayettir. Yani Miraç Peygamber Efendimiz'in velayetine bakar. Velayetinin terakkisidir, tezahürüdür. Tabiri caizse üstadın ifadesi de mertebe-i ulyaya çıkmasıdır. Ne demek mertebe-i ulya? İşte Peygamber Efendimiz bakın, şimdi nurlarda şöyle hakikatler var. 18 bin alem, çokluk ifade eder. Alemler çoktur. Her bir alemde Allah'ın değil mi bir esması ne der? Üstadımız o alemi nurlandırır. Tabiri caizse o alemin sultanıdır. O alemde hakim o esmadır. Şimdi Peygamber Efendimiz Miraç seyahatinde bütün mülk ve meleküt alemlerine, yani gayb, şehadet, mülk, meleküt, zahir, batın hepsine girmiştir, görmüştür, görülmüştür, geçmiştir. Şimdi hangi aleme girmişse o alemde tecelli eden esmanın en münteha noktasına, en külli mertebesine çıkmıştır ve aynı ruhunda, hani esma-i bir nur gibi düşünürsek mesela, benzetme yapıyorum. Yani onu alıp heybesine koymuştur. Aynı aynı ruhunda o esmaya azamidir. Mesela Halik ismini veriyor hatırlarsak. 16. sözde, 24. sözde üstadımız. Bakın biz mesela bütün kainatın Halik'i Allah'tır diye iman ediyoruz ya. Bizim bu iman ettiğimizi Peygamber Efendimiz Miraç'ta gözüyle görmüştür yani. Bütün mükevvenatın Halik'i ünvanı. Halik isminin en münteha mertebesine çıkmıştır. Daire-i sıfata geçmiştir diye hatırlarsak birinci dalda. İşte Peygamber Efendimiz'in hani Miraç'taki
Urucu bu şekilde. Hangi daireye girmişse, hangi aleme, o alemdeki esmanın en münteha noktasına geçmiştir. Sıfat dairesine geçmiştir. Yedi kat semavatta, her bir sema dairesinde bakın bunlar var. Esma-i sıfatiye denilen semavat tabakası yedidir. Bakın o da şöyledir. O da biraz yanlış anlaşılıyor. 12. söz de var, Miraç Risalesi'nde var, İşaret-i Hicaz'da var. Yani böyle bir apartmanın yedi katı gibi bir öyle bir şey değil. Yani saltanat-ı rubiyetinde Allah'ın tedbir ve icat daireleri vardır. Hani nasıl ki bir sultanın adliye dairesi, mülkiye dairesi, askeriye dairesi var ya, Allah'ın da tedbir ve yani Rabbul Alemin, saltanat-ı rubiyet diyoruz ya, dünya var, ahiret var, misal alemi var, berzah var, melekut var, alemi ervah var. Bunların hepsi üstadın saydığı. Bakın, dünyanın bizim yaşadığımız arzı kuşadan tasarruf merkezi, bir nevi arşı, damı hükmünde olan dünya seması var. Sonra berzah aleminin damı hükmünde, tasarruf merkezi hükmünde sema tabakası var. Misal aleminin var, ervah aleminin var, melekut aleminin var, ahiret aleminin var. Yani yedi kat semavat bu şekildedir yani. Ve bunların birbirine mesela bakın diyor üstad, yıldızların bir kısmı ahiret alemine bakar diyor. Bu sema tabakalarının da kesişim noktaları vardır. Yani çünkü manevi melekut alemlerdir bunlar yani. Bir dünya seması bizim yıldızlarla, o biraz hani böyle biraz şehadet alemiyle ilgili. Diğerleri manevidir. Kesişme noktaları, ortak alanları vardır bunlar. Ama her bir sema tabakasında bakın Allah'ın işte Alim, Semi, Basir, Mürit, Mütekellim, Kadir ve Hay isimlerinden bir tanesi, iki tanesini üstad söylüyor zaten. Ne olur? Orada hakimdir. Diğer isimler orada onun zımnındadırlar. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz o sema tabakalarına da giriyor. O esmalarında en münteha, hatta sıfat tabakasını bakın. Çünkü o sıfatlarla alakalı, yedi sıfatla, tabakat sıfatı geçiyor. Sonra da arş-ı azam. Allah'ın en geniş dairesi. Arş-ı azam dikkatli okuyanlar görmüştür. Bakın, şöyle bir ifade kullanır. Yani daire-i hususiyesi, Allah'ın daire-i hususiyesi arş-ı azamdır. Yani Allah'ın zat nuruyla ilişkili tek alem, öyle söyleyelim yani. Arş-ı azamdır. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz demek ki Miraç'ta işte Cenab-ı Hakk'ın sohbetine ve rü'yetine mazhariyet için ne yapıyor? Bütün bu mümkünat alemini geride bırakıyor. Allah'ın daire-i hususiyesi olan arş-ı azama oruç ediyor. 70 bin perde tabir edilen, hani burada var bakın onu okuyalım, hani o da önemli cümlelerden biri, yerinden okuyalım. O da biraz şey anlaşılıyor, böyle eksik anlaşılıyor. Bakın diyor ki, yetmiş bin perde tabir olunan berzah esma ve tecelli sıfat ve efal ve tabakat mevcudatın arkasına kadar katlı meratip edecektir. İşte Miraç budur bakın. Bir tarifte bu. Bir tarifte o budur. Miraç neymiş? 70.000 perdeyi Peygamber Efendimiz'in katlı meratip etmesi, geride bırakması. Yani Miraç'ta Kab-ı Kavseyn makamında Cenab-ı Hak'la Peygamber Efendimiz'in arasında 70.000 perde vardı. O zaman Miraç seyahati ne işe yaradı? Bizimle Allah arasında 70.000 perde var. Peygamber Efendimiz işte bütün bu esma, sıfat ve mevcudat, tabakat mevcudat perdelerini Miraç'ta kat etmiştir. Bakın perdesiz diyor üstad. Perdesiz. Yani perdesiz Allah'ın sohbetine ve rü'yetine ne yapmıştır? Mazhar olmuştur yani. İşte buna da Peygamber Efendimiz'in bakın velayetinin tezahürü diyoruz. İşte mertebe-i ulya, yani Peygamber Efendimiz velayetiyle, hani var ya lemada da, 30. lemada da var, tabi bunlardan hep birbiriyle alakalı. Müsellem bir nübüvvette muazzam bir velayet var. Melekler gördüler ki müsellem bir nübüvvette muazzam. Yani nübüvvetinde bir velayet var Efendimiz'in. O kadar büyük bir velayeti var ki Peygamber Efendimiz'in, bakın Kab-ı Kavseyn makamına uğruç etmiştir. O kadar büyük velayeti var ki, muazzam velayeti var ki Peygamber Efendimiz'in, velayetle çıkılabilecek, hani gidiliyor perdeler, en yüksek makam nedir? Kab-ı Kavseyn makamıdır. Peygamber Efendimiz işte Miraç'ta bu makama uruç etmiştir. O kadar muazzam bir velayeti var ki sadece ve sadece
Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam veya miraca uygun ifade edersek Zat-ı Ahmedi aleyhissalatü vesselama mahsustur. Başka hiçbir peygamber, değil mi, miraç gibi bir keyfiyete, bir uruca mazhar olamamıştır. Burada şimdi şu noktayı da hemen birleştirerek nazara verelim. Bakın, yine bu Miraç Risalesi'nde şöyle bir cümle kullanır üstadımız. Der ki, işte Gavs-ı hatta Şah-ı Geylani, İmam-ı Rabbani gibi bazı zatların ihbarat-ı sadıkaları ile bir dakikada arşa kadar urucu ruhaniler oluyor. Şimdi bakın bu ne demektir? Şöyle de diyorlar ya, yani Miraç ruhani olarak Peygamber Efendimiz'in bir seyahatidir. Kesinlikle böyle değildir. Çünkü ruhani olarak uruç, arşa çıkmak. Yani Miraç nedir? Arzdan arşa yükselmek. Basit. Tamam. Ruhani olarak arşa uruç Peygamber Efendimiz'e mahsus değil. Gavs-ı Geylani de arşa uruç etmiştir. İmam-ı Rabbani de etmiştir. Pek çok peygamber de etmiştir. Miraç'ı farklı kılan ne? Veya bizim işte ayetlere konu olan bu geceyi, yani bu gece derken üç gece önceyi mübarek kılan ne? Peygamber Efendimiz'in cesedi mübarekiyle uruç etmesidir. Ona üstadımız ne diyor? Miracı Ekber, Miracı Azam. Üstad bu böyle diyor. Miracı Ekber. O bir keredir. İşte bizim Miraç dediğimiz o. Yoksa Peygamber Efendimiz'in ruhen urucunun sayısını zaten bilmiyoruz biz. Defalarcadır o yani. Belki yüzlercedir, binlercedir. Bilmiyoruz. Bilinmiyor yani. Ruhen uruç. Peygamber Efendimiz'in Miraç'a hani esas Miraç yapan, hani farklı kılan cesedi mübarekiyle ve hani Miraç Risalesi'nde bakın bunların hepsi var mı? Bazılarını nakil yapıyoruz diyorum vakitten dolayı. Okuyamıyorum. Diyor ki latif cismi ulvi ruhuna tabi olmuş. Hatırladın mı? Bakın 16. sözde ne diyor üstad? Mahiyeti nur, hüviyeti nurani olan. Peygamber Efendimiz evet bir beşerdir. Burada bir sıkıntı yok. Melek değildir, haşa ilah değildir. Bir beşerdir ama bizim gibi kesif bir beşer değildir yani. Peygamber Efendimiz'in cesedi var ama bizim gibi kesif değil. Latif. Çünkü onun mahiyeti nurdur, hüviyeti nurani. Neden? Nedeni zaten işte Risale-i Nur okuyacaksın anlarsın. Çünkü ilk tecelli icada mazhar onun nurudur yani. Kainat onun nurundan kalp olmuştur yani. Dolayısıyla şimdi bu insanlar ne yapıyorlar? Nereden hataya düşüyorlar? Ya o da bizim gibi kesip cismaniyeti galip olan bir beşer. Nasıl olur? Değil işte. Senin gibi değil. Bizim gibi değil. Latif cismi. Cismi de latif Efendimiz'e. Cismi var ama latif. Hani bedeni misali cesedi necmi gibi latif. İşte ya bir insan semavattan var ya o sorular miraçlısı. Ya kardeşim ne diyor üstad? Allah'ın sunuluna, efaline, onun caneminden bakmak gerekir. Sen kendi acizliğin noktasına bakarsan tabii ki böyle olur. Ya bir insan semavatta uçabilir mi, gezebilir mi? Ya Allah diyor üstad, nihayetsiz yıldızların, gezegenleri, alemleri kudretiyle çevirmiyor mu? Ya bir insanı niye semavatta gezdiremesin ya? Niye gezdiremesin yani? Ya bu Allah'ın kudreti. Çünkü o davet ediyor, o cezbediyor yani. Çok kolaydır bu yani. Evet, işte demek ki Miraç, Velayet-i Ahmedi'nin bütün velayatın fethinde bir külliyet, bakın külliyet çünkü bütün mevcudatı, mahlukatı ilgilendiriyor. İşte ettahiyyatü lillah bu demek. Bir ulviyet suretinde bir tezahürdür ki bütün kainatın Rabbi ismiyle, bütün mevcudatı Halik-i Üsmü ünvanıyla Cenab-ı Hakk'ın sohbetine ve münacatına müşerrefiyet edin. Evet. İşte diyor ki Miraç ise Velayet-i Ahmedi'nin aleyhissalatü vesselam, burada çok sorulduğu için hasreten bu cümleyi okuyorum. Hani bana çok defalarca soruluyor. Keramet-i Kübrası mertebe-i ulyası olduğundan Risalet mertebesine inkılap etmiş. Yine aynı konu. Bakın burada kastedilen nedir? Biraz önce onu ifade etmiştim. İşte Peygamber Efendimiz velayetiyle gidiyor. İşte bütün perdeleri Arş-ı Azam'da Kab-ı Kavseyn makamında. Bakın o da biraz yanlış anlaşılıyor. Hani Arş-ı Azam var bir de Kab-ı Kavseyn var gibi. Peygamber Efendimiz'in Miraç'ta uruç ettiği en ulvi, en yüksek alem Arş-ı Azam'dır. Zaten Arş-ı Azam'dan daha ulvi, daha geniş bir alem yok. Fakat eksik belki nakıs bilinen nokta şudur dedik ki yani biraz aklı dünyeviyle biz bakıyoruz. Her şeyi böyle kendi duyu organlarımızın algıladığı ölçülerle ölçüyoruz. Bakın Arş-ı Azam'ın halk alemine bakan yönü vardır, emir alemine bakan yönü vardır.
Mesela bizim ruhumuz gibi, bakın. Ruh, mahiyet itibariyle, emir alemine bakması itibariyle, cihetiyle nedir diyor usta? Mahluk değildir. Allah'ın emrindendir. Allah'a nispet edilir. Ama fakat Allah'ın kudreti ruha, hayat, vücut ve şuur vermiştir. Ne olmuştur? Mahluk olmuştur. Halk alemiyle ilişki kurmuştur. Şimdi arş-ı azamın emir alemine bakan yönü var, halk alemine bakan yönü var. Evet, arş-ı azam var, yaratılmıştır. Ama yaratılmayan bir yönü de vardır. Emir alemine ait olan şeyler mahluk değildir. Emir aleminde, bakın halk aleminde mekan, zaman, madde, boyut bunlar vardır. Emir aleminde bunlar yoktur. Emir alemi mahluk değildir. Allah'a nispet edilir. Şimdi burayı anlamadığımız zaman onu anlamıyoruz. Kavseyi nasıl olur? Şimdi Peygamber Efendimiz'in arş-ı azamda uruç ettiği en yüksek alem arş-ı azamdır. Zaten hadislerde var. Bakın diyor ki Efendimiz, Sidretül Müntaha'dan sonra ben arşa uruç ettim. Öyle bir an geldi ki ne zaman kaldı, ne mekan kaldı, ne yön kaldı, ne cihet kaldı. İşte Rabbimin sesini işittim. İşte kapı kavseyi olur zaten. Yani imkan dayası bitti. Mahlukat alemi geride kaldı. Yaratılmışlar alemi bitti. Kapı kavseyi. İşte velayetle çıkılabilen en yüksek noktaya Efendimiz çıkmıştır ve ona mahsustu. Kapı kavseyinde zaten velayetle seyr-i sülük biter. Son noktadır burası yani. Orada Risalete inkılap eder. Orada, burada Üstad hani velayet yolculuğunun artık son bulduğunu söylüyor yani. Burada kastedilen budur. Yoksa peygamber değil miydi falan, ha, tabii ki peygamber. Ama velayetle, miraç, gidişi velayete bakar. Şimdi zaten onu da okuyacağız. Kab-ı Kavseyn makamında sona erer velayeti uruç. Ki Kab-ı Kavseyn var, imkan ve gücük ortasında. Yani mümkünat aleminin geride kalması. Bir makamdır, bir yer değildir. Bir alem değildir orası yani. Bir makam. Makam-ı Mahmud gibi bir makamdır Kab-ı Kavseyn. Efendimiz'e mahsus. Miraç ise bakın, Velayet-i Ahmediye'nin keramet-i kübrası en mertebe hülyası olduğundan Risalet mertebesine inkar etmiş. Bu demek yani. Miracın batını yani esası, gidişi velayet bir halktan halka gitmiş. Zahiri Miraç Risalettir. Halktan halka geliyor. Velayet kurbiyet meratibinde sülüktür. Çok meratibin tayına ve bir derece zamana muhtaçtır. Nur-u azam olan Risalet ise akrebiyet ilahiyenin inkişafı sırrına bakar ki bir anı seyyare kafidir. Onun için hadiste denilmiş, bir anda dönmüş, gelmiş. Bunları ifade ettik. Miracın hakikati bakın buranın bir devamı gibidir. Çok alakalardır. Tek cümleyle zaten bunun üstünde durdum. Sadece cümleyi okuyacağım. Her şeyin bir hakikati var. Miracın hakikati nedir? Zat-ı Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam meratib-i kemalatta seyir sülükudur yani miracın hakikati. Peygamber Efendimiz'in kemalat mertebelerinde işte. Nasıl? Tedbir ve icat dairelerinde, semavat tabakalarında gezmesi işte onu ifade ettik. Seyir-i sülük. Seyir-i sülük velayette olur. Risalette seyir-i sülük olmaz. Velayete bakar. Onu ifade ediyor. Yani. Evet. Ondan sonra şöyle bahsettiğimiz cümlelerden mesela okuyalım birkaç tane daha. Mesela bakın yine bugün biz bakın kardeşler de yine hala miracı bu tabi bizim cuma günleri şeyimiz var. Devam ettik miraçtan. Şurada bir nokta var. Onu da nazara vermek istiyorum. Bakın mesela ismi kadire yani ben daha çok sorular karıştırılan noktalarını okuyorum yani miracım. Mazhar Hazreti İsa Aleyhisselam hangi semada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ile görüştüyse işte o sema dairesinde Cenab-ı Hak kadir ünvanıyla bizzat orada mütecellidir. Bu cümlede bazı manalar da var. Bunlardan bir tanesi de bakın, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın tecelli-i zatiye mazhariyeti uruç ettiği semavat tabakasında olmuştur. Burada onu söylüyor Üstad. Tecelli-i zatiye. Şimdi bakın ben onu atladım, geri dönüyorum. O da önemli bir nokta. Üstad, miracın sırrı lüzumu. Bakın, miraçtan matlup olan en yüksek keyfiyet nedir? Mesela bakın, sırrı ihlas. Ha, ihlas demiyor Üstad, sırrı ihlas. Yani ihlastan hedeflenen en yüksek nokta nedir? Sırrı ihlas şudur. Örnek olsun diye söylüyorum. Yani ihlası kıracak riya, rekabet, teveccüh gibi arızalardan sıyrılıp hakikat-ı uhuvveti elde etmektir. Bakın ihlas risalesini okuyun. Sırrı ihlas hep kardeşler, şahs-ı manevi hep sırrı ihlası kullanıyorsa. Yani ihlastan hedeflenen en yüksek keyfiyet. Bakın, miracın lüzumu demiyor Üstad. Miracın sırrı lüzumu nedir? Miracın sırrı lüzumu Üstad diyor ki tecelli-i zatidir. Ama nasıl bir tecelli? Tecelli-i azam.
tecelli-i azam olan tecelli-i zahir. Bakın Peygamber Efendimiz işte bahsettiğimiz bütün perdeleri, esma sıfat perdelerini geride bırakıyor, perdesiz Allah'ın zatının tecellisine mazhar oluyor. Buna tecelli-i zatı veriyor. Ve o tecelli bütün esmanın münteha mertebesine çıkmış ya, bütün esmayı aile-i ruhunda gösterebilmiş ya, tecelli-i azamdır. Miraç'taki en yüksek matluk, mana, keyfiyet, tecelli-i azam olan tecelli-i zatıdır. Bu miracın hikmetlerinde biraz bunun izahı da var. Bakın bir tanesini örnek vermek istiyorum. Mesela diyor ki üstadımız, Cenab-ı Hak bütün kainatta münteşir olan kemalatını tek bir aynede görmek istemiştir. Ayna belli işte yani. Ve bütün kainatın tabakatında tecelli eden esmasını tek bir aynede görmek istemiştir. Tecelli zaten, tecelli azam. Şimdi bunun için zikrediyorum bakın. Tecelli azam Hazreti Musa Aleyhisselam'da da var, İsa Aleyhisselam'da da var. Gavs-ı Geylani, Veled-i Fenay mutlak makamına çıkanlar da tecelli zaten mazhar oluyor. Ama tecelli azam değil onlar. Tecelli azam Miraç'ta Peygamber Efendimiz mazhar olduğu tecelli, tecelli azam sadece olur yani. Hem de okuyacağım onu yetiştirirsem mektubatta bakın. Onlar ruhen, ruhlarıyla, kalpleriyle Peygamber Efendimiz havasıyla, letaifiyle, her şeyle beraber uğuc ediyor yani. Miracın sırrı lüzumu tecelli-i azam olan tecelli-i zatidir diyor yani. Evet, onu da okumuş olduk. 5 dakika daha, birkaç cümle okuyup o mektubattaki yerle bitirelim. Çok güzel özetler okuyor. Bakın mesela, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam, Burak-ı Tevfik ilahiye biner, Berk gibi bütün daire-i mümkünatı kat edin. Mümkünat alemi, hani ne zaman kaldı, ne mekan, o mümkünatı kat edip acayip bir mülk ve melekutu görüp söyledik bunu. Daire-i vücub noktasına, bakın bu da yanlış anlaşılıyor. Daire-i vücuba girmiştir demiyor. Daire-i vücub noktasına çıkmış. Daire-i vücuba haşa hiç kimse giremez yani. Daire-i vücub noktası işte kavseydir. Yolculuğun sonudur. Perdesizlik, imkan aleminin bittiği noktadır yani. Daire-i vücut noktası diyor. Daire-i vücut değildir yani. Daire-i vücut noktasına çıkıp sohbete müşerref olup hülyet-i cemal ilahiye mazhar olarak ferman alıp vazifesine dönebilir ve dönmüş de öyledir. Hani Miraç'taki tartışmalı olan noktalardan bir tanesi de nedir? Miraç'ta hülyet vuku bulmuş mudur, bulmamış mıdır? Yani tartışma sadece buranın üzerinde döner. Dolayısıyla Miraç Risalesi'ne baktığımızda üstadımız değil mi? Burada da okuduğumuz gibi hatta meyvelerinde var. Bakın hatta bakın mesela Kıyamet Suresi'nde şöyle bir ayet var. Vucuhu yevmeydin nâzıra ilâ rabbeha nâdire. Bakın bütün müfessirler 25. sözde üstadımız da dahil olmak üzere bu ayetleri rüyetle yani bir kısım yüzler Rabbine dönüktür ay gibi parlarla rüyet. Üstad da 25. sözde rüyet olarak mana veriyor buna. Şimdi Miraç'ın meyvelerinde mutlaka okunmuştur defalarca. Bakın, rüyeti Cemalullah meyvesini kendi aldığı gibi o meyvenin her mümine dahi mümkün olduğunu. Şimdi veya rüyetle ilgili hadisler var, sahih hadisler. Şimdi müminlerin demek ki cennette rüyete mazhariyetleri ehli sünnet bunu mutezile kabul etmez. Mutezileye göre kesinlikle böyle bir şey olamaz. Ehl-i sünnet kesinlikle kabul eder. Bütün ehl-i sünnet alimleri, imamları ne sayarsanız sayın, rüyeti, hani rüyet haktır diye geçer yani. Şimdi dolayısıyla rüyet de Peygamber Efendimizin demek ki Miraç'taki rüyete mazhariyetle alakalıdır diyor üstad hatırlarsa. Onun bir hediyesi, onun bütün müminlere, bakın Miraç'ın bütün müminlere bakan bir veçesidir yani. Şimdi hani Miraç Risalesi'ni okuduğumuzda bakın şunu çok net görüyoruz yani. Miraç Peygamber Efendimiz'in mucizelerinden bir mucize öyle bitmiş gitmiş öyle bir şey değil. Bakın namazla sürekli devam ediyor. Bizim namaz bir müminin miracı. Namazın manası huzurdur ve sohbeti bakiyedir. Allah'la konuşuyoruz biz namazda. Rüyet, hatta benim biraz önce verdiğim bir cümle söylemiştim ya, mebde-i evvel olan çekirdekten tam münteha olan meyveye kadar. Mebde-i evvel olan çekirdek ne? Nur-u Muhammed'i, ilk yaratılma bakın. Nur-u Muhammed'i Allah'ın kudretiyle vücut verdiği ilk mana Nur-u Muhammed'dir. Çünkü ezelde Allah vardı, hiçbir şey yoktu. Bu da hadistir yani. Zaman yoktu, mekan yoktu, hiçbir şey yoktu Allah'tan başka.
Nur-u Muhammedi'nin yaratılmasıyla birlikte zaman da, çünkü zaman izafi bir şeydir yani. Eşyanın, mümkünatın varlığıyla birlikte var olan bir şey. Bakın Miraç'ın kanatları o kadar geniştir ki ta nereye kadar gidiyor? İlk yaratılışa, zamanın bidayetine kadar gidiyor yani. Hele Kab-ı Kavseyn makamında zaman diye bir şey zaten kalmıyor. Ne demek olduğunu anlıyorsun. Yani. Dolayısıyla ya Peygamber Efendimiz'den önce peygamber yok muydu? İşte Peygamber Efendimiz'den önce bunları kimse söylememiş miydi gibi cümleler biraz burayı, bu manayı anlamadığımız zaman hani sorulabiliyor. Miraç zamanı kuşatan bir hadisedir yani. Ve bu Miraç'ta üstadın ifade ettiği o manalar kemaliyle ne oluyor? Tahakkuk edip ortaya çıkmıştır. Hatta şimdi biz Miraç velayettir. Evet öyle ama bakın üstad şunları da zikreder. Mesela Hakikat-ı Miraç paragrafında saltanat rubiyetin dellalı olmak, bütün tabakatı kainata nazır olmak, marziyat-ı ilahiyenin mübelliği, bunlar hepsi risalet vazifeleri. Bakın bunlar da yine Miraç'la kemalini buluyor yani. Miraç'ta tam o manalara da risalet, nübüvvet vazifeleri olan o manaların ifası da yine Miraç'la mümkün oluyor. En dereceyi kemalde. Hatta vahye mazhariyet bile, bakın Rumuzat-ı Semaniye'yi okuyanlar şöyle bir cümleyle karşılaşmışlardır. Üstadımız diyor ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam gittikçe tekamül ve terakki etmiş, hitabat-ı ilahiyeyi tahammüle alışmış. Yani Miraç'tan önceki vahye mazhariyetiyle Efendimizin Miraç'tan sonra Medine'de çok farklıdır yani. Yani ilk vahiy geldiğinde işte kaynaklar var ya, zorlanıyor yani. Dolayısıyla yani Miraç Peygamber Efendimizin terakkisinde, kemalatında, bütün kainata bakma veçesinde, risalet ve nübüvvet vazifelerinin ifasında çok önemli bir yer teşkil eder yani. Böyle bin mucizesinden bir mucizesidir, öyle bir şey değil bu yani. Çok çok önemlidir. Bunu da biz neyle anlıyoruz? Ancak Miraç Risalesi'yle anlayabiliyoruz yani ne kadar önemli olduğunu yani. O yüzden de o baştaki ihtar, hani altını çizdiğimiz ihtar önemli şu, okuduğumuz bütün pek çoğunu özetleyen şu paragrafla dersi bitirelim. Miraç meselesi sözlerde çok yerlerde var zaten. Yani üstad onu söylüyor. Risale-i İmam'ın müteaddit yerlerinde var. Bakın. Ehl-i Velayet nasıl ki seyr-i sülük-ü ruhaniyle 40 günden ta 40 seneye kadar bir terakkiyle derecesi imaniyenin hakkalekin derecesine çıkıyor. Öyle de bütün evliyanın sultanı olan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam değil yalnız kalbi ve ruhuyla, belki hem cismiyle, hem havasıyla. Havas yani havası zahir var, göz, kulak, el. Havası batın işte, hayal, beyim, akıl vesaire. Havasıyla, hem letaifiyle, bakın her şeyle, cismiyle, havasıyla, letaifiyle. 40 seneye mukabil, 40 dakikada velayetinin kerameti. Şimdi Miraç'a keramet diyor üstad. Niye diyor? Çünkü velayet cihetine baktığı için. Bakın burada bir dakikamızı alacak ama bir daha denk gelmez. Çünkü bu da böyle eleştirilen, Risale-i Nur'a yöneltilen eleştirilerden biridir. Cevabını bilmemizde fayda var. Şimdi bakın Ehl-i Sünnet inanışında evliyaların kerametleri Peygamber Efendimiz'in mucizeleridir. Mesela Gavs-ı Geylani'nin tavuğu diriltmesi keramettir. Peygamber Efendimiz'in bir mucizesidir. Şimdi onun gibi bakın Risale-i Nur mucize değildir. Mucize çünkü Kur'an'a ve peygamberlere mahsus bir şeydir. Risale-i Nur bir keramet-i ilmiyedir. İşte Miraç Risalesi, işte 10. söz, işte 29. söz, 24. mektup, 30. söz, Ayet-i Kübra. Değil mi? Emsalsiz bir keramet-i ilmiye. Ama Kur'an'ın manevi mucizesidir bakın. Mucize-i maneviyi Kur'an'ı olan Risale-i Nur, Risale-i Nur mucizedir demek değil ya. Risale-i Nur bir keramettir, Kur'an'ın mucizesidir. Bu kıymet, bu mucize Kur'an'a bakar. Kur'an'ın manevi mucizesidir. Yani Gavs-ı Geylani'nin kerametinin Peygamber Efendimiz'in mucizesi olması gibi Risale-i Nur'un Kur'an'dan gelen harika, emsalsiz, ilmi keramet olan dersleri Kur'an'ın bir mucizesidir diyor usta. Orada da böyle çok zahirperest bir telakki yanlış anlamı var. Şimdi Miraç'a keramet diyor. Neden keramet diyor? Çünkü velayet yönüyle alakalı olduğu için gidiş. O yüzden keramet diyor. Hakikat. Yani hakikat da keramettir. Neticede yine mucizedir yani. Kerameti kübrası olan Miracı ile bir cadde-i kübra açarak hakaiki imaniyenin en yüksek mertebelerine gitmiş, Miraç merdiveniyle arşa çıkmış. Kab-ı Kavseyn makamında hakaiki imaniyenin
en büyüğü olan imanı billah ve imanı bil ahireti aynel yakin. Bak, net söylüyor üstadım. İmanı bil ahireti aynel yakin gözüyle müşahede etmiş ama burada şu cümleyi kullanmamız gerekir. Yani kitaplarda kullanılır. Bakın, rüyet vuku bulmuştur ama idrak ve ihata olmadan keyfiyetsiz ve kemiyetsiz bir mahiyette. Çünkü Allah idrak edilemez, Allah ihata edilemez. Kemiyetsiz ve keyfiyetsiz. Yani renk, koku, uzaklık, yakınlık, şekil, hiçbir şey yok. Hepsinden münezzeh olan bir mahiyette rüyet vuku bulmuştur. İdrak ve ihata olmadan keyfiyetsiz ve kemiyetsiz bir mahiyette rüyet vuku bulmuştur. Evet. Hakaiki imaniyenin en büyüğü olan imanı billah ve imanı bil ahireti aynel yakin gözüyle müşahede etmiş. Cennete girmiş, saadet ebediyi görmüş, o miracın kapısıyla açtığı cadde-i kübrayı açık bırakmış. Bütün evliyayı ümmeti seyri sülük velayete bakar. Derecelerine göre ruhani ve kalbi bir tarzda. O miracın gölgesi içinde gidiyorlar. Demek ki velayet yolunu Peygamber Efendimiz Miraç'ta velayetiyle giderek arşa kadar açmış. Arkasından gelecek olan bütün zatlar cismiyle değil, ruhani ve kalbi bir tarzda istidadına ve tayyi meratipte sülukuna göre gidebilir. Her insan, her mümin o yolda hani kendi arşına gayretiyle, takvasıyla, ubudiyetiyle çıkabilir yani. Efendimiz yolu velayette, Miraç'ta velayetiyle ne yapmıştır? Açmıştır. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana inneke entel alimul hakim. Elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.